Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de Docker üzerinden MS SQL'imizi e, nasıl entegre edebiliriz onu göstereceğim. Ben yine. MS SQL'imiz için e, Docker Hub'da gelip SQL yazıp, SQL Server yazıp buradan Search kısmına geliyorum. Search kısmında da gelip ben özellikle spesifik bazı bilgiler eklemek istiyorum. Mesela şifresini değiştirmek gibi, port bilgisini verebilmek gibi. Çünkü buralarda şifresini değiştirmek gibi. Şu pull e, komutunu kullanırsanız yapamıyorsunuz ve bir de ben oluşacak olan e, ee, database için bir isim vermek istiyorum. Default'ta bir şey yaratsın istemiyorum. O yüzden ben gelip şimdi şunu kopyalıyorum. Bunu kopyalamıyorum arkadaşlar veya bunu. Çünkü bunlar Ubuntu gibi e, farklı işletim sistemleri için. Bunu copy dedim. Sonrasında buraya gelip bir adet Command yazıyorum. İsterseniz PowerShell'de de yapabilirsiniz. Problem değil ama Run as Administrator olarak gerçekleştirin işleminizi. Ben diğer tarafta açılı şöyle getireyim. Şimdi şunu sağ klik yapıp böyle yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra ben burada birkaç şey değiştireceğim. E, ee, değiştireceklerimin arasında şöyle dash dash name diyerek web app db diye bir database olacağını söylüyorum. Ve aynı zamanda e, şuradaki password'ü de değiştirelim. Password'ümüz de odb 12345678 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun ama e, tam olarak sebebini bilemediğim şekilde burada ufak bir trik var. Bunu biraz araştırmakta e, fazla araştırmakla uğraştım ama sonunda çözebildim. Şu tek tırnakları arkadaşlar çift tırnak yapmamız gerekiyor ki konteynerimiz sağlıklı bir şekilde çalışabilsin. Tek tırnak olduğunda bize sıkıntı çıkartıyor konteyner ayak kalktığında. Şimdi burada da en sonuna tekrar geliyorum. Şöyle ve Enter'a tıkladığımda projemin e, özür dilerim bu kod satırının çalıştırıldığını görüyorum. Ben şöyle konteyner tarafında çekeyim şöyle bakın arkadaşlar web AppDB burada oluştu ve bu yeşille bunun çalıştığını gösteriyor şu an şimdi bunu çekiyorum tekrar ve ms sql'ime geliyorum bir adet connection yaratıyorum connection lokal host üzerinden olacak essay üzerinden olacak bağlantı bildirim oydu şuraya da şifremizi yazalım şimdi ve Enter'a tıkladığında bakınız açılığını görüyorsunuz size. Database kısmına geldiğimizde herhangi bir database şu an için yok. Bunu biz zaten oluşturacağız kontekst üzerinden. Buraya kadar her şey çok iyi. Şimdi projeme geliyorum ve App Settings üzerinde arkadaşlar ben e, Connection String'imi tanımlayacağım. Bunları e, mutlaka daha önce yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum ama birlikte tekrar yapacağız. Şimdi geliyorum şuraya şöyle pardon tırnak açıyorum ve bakınız kendisi zaten direkt olarak çıkıyor. Connection Strings dedim. Şu şekilde. Şunu kaldıralım şöyle. Süper. Ve buraya gelip ben şimdi diyorum ki Identity Connection dedim. Şimdi gelip karşısında bir de Key Value şeklinde değerler tuttukları için buraya bu değeri yazmalıyım. Diyorum ki Server olarak sen gidip lokal Host'una bağlanacaksın. Noktalı virgül. Database olarak ben Web App DB olmasını istiyorum. Bu zaten benim container'ımda var olan isimde arkadaşlar. User ID olarak şöyle essay bilgisi ve password olarak ise odb 12345678 2 3 4 5 6 7 8 deyip şunu da şöyle ekliyorum arkadaşlar. Buraya kadar bakınız her şey çok güzel gidiyor. Herhangi bir problemimiz yok ben şimdi bir de ne yapmam gerekiyor? Migration işlemi yapmam gerekiyor. Şimdi migration işlemini yapmak için de ben tabii ki de şu app context'in olduğu kısma gelip package manager konsol kısmından seçmem gerekiyor. Şöyle hangisi olacak? Infrastructure olacak tabii ki de ve diyorum ki add migrations şöyle edit identity Diyorum arkadaşlar eğer bir problemimiz yoksa zaten bu direkt olarak bize migration oluşturması gerekiyor veya eksik bir şeyimiz varsa bunları da verecek. Bakın add migration ha yanlış yazmışım add migrations değil add migration olmalı. Add dediğimde tabi ilk önce build ediyor bir problem var mı yok mu bunu da anlamaya çalışıyor doğal olarak. E, build started diyor devam etsin. Eğer herhangi bir problem yoksa arkadaşlar şurada bir migration klasörü çıkartacak. Bunu algılamakta zorlandığını söylüyor. Çünkü çok normal startup içerisinde ben connection'ı yazmadım. Özür dilerim arkadaşlar. Buraya connection bağlantımızı da bizim yazmamız gerekiyor. Şimdi gelin bunu yazalım. Buraya gelip diyorum ki services.add nokta et evet, pardon db context diyorum bir context dedikten sonra buraya da web app app şöyle context diyerek görmeyeceği için bunu referanslar kısmından eklemesini istiyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Çok uzun sürdü eklemesi. iptal edelim biz ekleyelim bunu. Sağ klik Add Project Reference ve seçip OK diyorum. Şuraya eklemesini bekliyorum. Evet ekledi. Şimdi Control noktayı dip. Using kısmını da ben e, eklemiş oldum. Parantezimi açıyorum ve diyorum ki Options olarak bir Lambda Expression yazıyorum buraya ve diyorum ki Options içerisinden sen SQL Server olarak buna bağlanacaksın diyorum. Bunu tabi ee, burada göremeyecek arkadaşlar. Bizim package olarak da bunu burada eklememiz gerekiyor. Entity Framework SQL Server'ı. O yüzden sağ klik Manage Nugget Package Manager'a geliyorum. Buraya da gelip diyorum ki SQL Server diye arattığımızda Entity Framework Core SQL Server çıkıyor. Bu varmış aslında. Bunu buraya yüklemişiz. Suki Görememesinin sebebi çünkü başında use anahtar kelimesi olması gerekiyordu. Şimdi bakınız kontrol nokta deyince using çıktı burada. Şimdi diyorum ki configuration üzerinden sen git get connection metodun var senin biliyorum. Bunun üzerinden de sen git string karakteriyle benim bu değerimi oku. Okuyacağın değer ne biliyor musun? Şu. Özür dilerim. Şu. Identity connection. Bunu da gelip buraya ben vermiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yaptım ama sonrasında bir de ben identity özelliğini kullandığım için bunu da tanıtmalıyım. O da şu. Services.add identity diyorum. Identity şurada jenerik bir değer oluyor arkadaşlar. Ben ne kullandım? App user'ı kullandım hatırlarsanız. App user görmeyeceği için burada kontrol bunu ekliyorum. Bir de kullanırsak diye arkadaşlar identity role var. Bunun yerine herhangi bir genişletici metot özür dilerim. Class kullanmadığım için direkt default'ta merkez ana classı tanımlıyorum. Bunu da görmeyecek kontrol nokta deyip ekliyorum. Ekledikten sonrasında da arkadaşlar Şu şekilde devam ediyoruz işlemimize nokta Pardon Şöyle Nokta et e, Default Token Providers'ı ekliyorum Nokta Add Entity Framework Stores Ekliyorum Bu hangi e, ifade üzerinden konuşacağını soruyor bana diyorum ki web web app context üzerinden konuşacak diyorum. Ve bu şekilde tanımlamasını gerçekleştirdim. Şimdi genel olarak gelelim. Projemizi şöyle bir rebuild yapalım. Bir hatamız var mı bu noktadayken görelim. Evet, çünkü Docker Compose'u da build ediyor ve herhangi bir hatamız yok. Süper. Tekrar Package Manager konsola geldim şöyle. Tekrar Add Migration Edit Identity için seçiyorum ve Enter'a bastığımda bu yıl start diyor. Succeeded dedi. Evet bakınız gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bizim migration klasörü oluşturdu ve şu migration içerisinde yapılacak olanları tek tek listeledi arkadaşlar süper. Hmm, ASP.NET Users diye bizim bir tablomuz olmalı. Bizim asıl işimiz onunla şöyle bulalım. Evet bakınız ASP.NET Users tablosunda mesela ben last name, first name, is seller, is buyer gibi değerler vardı. Bunları ekleyeceğini söylüyor. Süper. Tekrar bir geliyorum. Rebuild yapıyorum bu noktada. Çünkü bazı frameworkler göremeyebiliyor. Çünkü göremedi de. Şimdi gidip onunla alakalı hataları da giderelim ki burada artık yapmış olduğumuz şu değişikliklerin database'e manipüle edilebilmesi işlemini gerçekleştirelim. Bakınız database'imizde Şöyle sağ klik yapıp refresh dediğimizde herhangi bir değişiklik yok. Çünkü henüz database'e git bu değişiklikleri yansıt demedik. Geldim. Evet dediğimiz gibi bir problem var. Bunları ekleyelim. Use identity kalım. Use identity kalın. başka neler var? Onunla önce onlara da bir bakalım. Model builder'da yine use identity kalın bilgilere. Burada ben şöyle yapacağım şimdi. Sağ klik dependency ise yine manage nugget package manager'a geliyorum. Browse'a geliyorum ve arkadaşlar yine SQL Server yazıyorum. Çünkü bunlar SQL Server ile alakalı işlemler olduğu için yine bunu seçip install'a tıklıyorum. Kabul et diyorum. Ve projeme eklenmesini istiyorum. Şimdi snapshot kısmına geldim. Bakınız bunlar artık gitti. Error liste bakalım. Evet derleyemedim hatası var. Bu da çok normal. Tekrar sağ klik solution'ıma. Rebuild solution dedim. şimdi reboot olmasını bekliyorum. Herhangi bir hata gelmesini beklemiyorum daha doğrusu. Süper. 5 de 0 failed diyor. Şimdi şunları kapatıyorum. Şöyle kapansın. Çok önemli değil bunlar. Bunları tekrar açabiliriz. Ya da kapattım. Tekrar package manager konsola geliyorum ve diyorum ki update tre database diyerek artık şu e, migration'daki işlemlerin arkadaşlar şu edit identity'nin database'imize yansımasını bekliyorum. Bakınız tekrar kontrol edelim. Database'de herhangi bir değişiklik yok. Package Manager Console Update Database. Şu katmanın web context'in bulunduğu katman olduğuna dikkat ediniz lütfen. Ve e, default project'in daha doğrusu Update Database yazıp Enter'a basıyorum. Ve artık değişikliğin uygulanmış olması için bekliyorum. Evet bu ilk succeeded dedi ve done dedi arkadaşlar. Ve SQL'imize gelelim. Sağ klik, refresh ve bakınız app, web app db olarak bizim database'imiz oluştu. Tablolarımız da oluştu. ASP.NET users'a gelip sağ klik, select diyorum. Ve select deyince de, de arkadaşlar bizim burada tablomuz oluşuyor. Tabi henüz herhangi bir datamız yok. Bu datamızı da biz kendimiz oluşturacağız. Buraya kadar her şey gayet güzel gitti. Bu dersimizi tamamladım çok fazla uzamadan. Bir sonraki dersimizde artık sizlerle beraber yavaş yavaş e, login, layout ekranlarımızla, sign in ekranlarımızla repository katmanları oluştururuz. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. E, Hoşçakalın.